Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını, işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Kiralama müdürü ve şehir plancısı Tolga Kayacan bizimle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz Tolga Bey. Şimdi alanınızla ilgili detaylıca sohbet edeceğiz fakat isterim ki öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii. 1983 İstanbul doğumluyum. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümünden mezun oldum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama ana bilim dalında yüksek lisansımı ve şehir ve bölge planlama ana bilim dalında da doktoramı tamamladım. Çok güzel. Sonrasında da 2006 yılından itibaren aslında mezun olur olmaz 2006 yılından beri aktif olarak iş yaşamıma devam ediyorum. Son 2 yıldır da çeşitli üniversitelerde ders veriyorum. Çok güzel. Pekala. Kiralama müdürü pozisyonu nedir tam olarak? Bunun bize bir tanımını yapabilir misiniz? Tabii. Kiralama müdürü pozisyonu aslında zincir mağazaları olan firmaların mağazalarının yerinin, daha doğrusu açılacak mağazaların yerinin tespitinden başlayarak işte çeşitli mal sahipleri ya da yatırımcılarla görüşmeler, bunların kira pazarlıklarının ya da sözleşme pazarlıklarının yapılması, resmi kurumlardaki takipleri, sonrasında açıkçası mağazanın yerinin bulunmasından mağazanın açılışına kadar olan sürecin kontrol edilmesi, yürütülmesi, bütün süreçler, hatta mağaza açıldıktan sonra da ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgilenen bir pozisyon. Ne gibi sorunlarla ilgileniyorsunuz? Şöyle işte aslında en basit problemlerden en komplike problemlere kadar mağazanın çatısının akmasından tutun. Mal sahibiyle olan anlaşmazlıklar, işte kurumlar, belediyenin mesela gelip bir problem çıkarabilmesi ya da bir eksikliğin olması gibi durumlarda her türlü müdahale bizden geçiyor. Tabii bu şirketten şirkete değişen bir durum aslında. Bazı durumlar, ben mesela şu anda çalıştığım şirkette inşaat süreci de bende. Dolayısıyla yer bulunmasından sonra inşaat sürecini de ben takip ediyorum ama bazı şirketlerde proje müdürleri bu süreci takip ediyor ya da bazı şirketlerde mağaza açılmasından sonra çıkabilecek problemleri takip eden asset departmanı var ayrıca. Bu şirketten şirkete değişiyor dediğim gibi. Peki neden bu alanda ilerlemeyi seçtiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Varsa bunları da dinlemek isteriz. Aslında ben mezun olduktan sonra benim mezun olduğum dönemde şehir plancıları arasında bu gayrimenkul değerleme sektörü çok revaçtaydı. Henüz yeni yeni ortaya çıkıyordu ve çok büyük bir yükselişteydi açıkçası. Ben de mezun olduktan sonra gayrimenkul değerleme sektörüyle aslında iş hayatıma başladım. Sonrasında beraber çalıştığım bir arkadaşım, bu gayrimenkul değerleme sektöründe beraber çalıştığım bir arkadaşım kiralama sektörüne geçti. Bir gün ben de kendisiyle irtibata geçtim. Dedim hani ben de bu kiralama sektörünü denemek istiyorum. Nasıl bir işleyiş içerisindesiniz? Uygun bir pozisyon varsa ben de görüşmek isterim. Tesadüfen o dönem uygun bir pozisyon çıktı ve ben de arkadaşımın vesilesiyle kiralama sektörüne giriş yaptım. Ne zaman demiştiniz? 2010 senesinde bu sektöre giriş yaptım. Yani 13-14 yıl 13 olmuş, yılı evet. Aşkın süredir de evet devam ediyorum çok bu sektörde güzel. Çalışmaya. Peki şimdi eğitimini almış olduğunuz lisans eğitiminin şu anda yapmış olduğunuz işte katkıları nelerdir? Bunun avantajlarını hissediyor musunuz? Tabii ki yani şöyle aslında bu mesleği yapmak için illa şehir plancısı olmaya gerek yok. Çünkü çok farklı sektör, çok farklı eğitimler alan arkadaşlarımın bu işi yaptığına tanık oldum. İşte inşaat mühendisleri olsun, mimarlar olsun. Yapabiliyorlar mesela. Yani tabii, farklı bölümlerde. Yapılabiliyor. Ama şehir plancılarının bence şöyle bir avantajı var. Bizim özellikle işte plan proje okuma gibi ya da yer tespiti özellikle analiz ve fizibilite yapabilme yeteneğimiz diğer arkadaşlarımızın da var ama biz meslek olarak, şehir plancısı olarak bizim bütün işimiz analiz ve işte sentez, fizibilite çalışmaları üzerine. Kamu kurumlarıyla da olan ilişkilerimiz bizim plan yapma sürecinde olduğu için ilişkilerimiz oldukça iyi. Dolayısıyla ben şehir plancılarının bu sektörde avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani olmazsa olmaz değil ama bir evet, avantaj olmazsa sağlıyor. Olmazsa olmaz değil ama bence aldığımız eğitimin hatta
yüksek lisans ve doktora eğitiminde uzmanlaşmaya yönelik eğitimler olduğu için bu konuda daha uygun dersler alarak da kendinizi bu noktada daha da geliştirebiliyorsunuz hatta. Dolayısıyla ben şehir plancılarını biraz avantajlı görüyorum bu konuda. Çok güzel. Peki işinizin en zor yanı nedir? İşimizin en zor yanı aslında insanla uğraşmak tabii ki. Değil mi? Yani işte mal sahipleri olsun, yatırımcılar olsun pek çok noktada aslında zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Kendileri tabii ki şimdi herkesin malı değerli. Evet. Ve en değerli şekilde onu değerlendirmek istiyorlar en kıymetli şekilde. Bu noktada tabii ki pazarlık aşamasında, kira pazarlıkları aşamasında, sözleşme görüşmeleri aşamasında çok fazla problemle karşılaşabiliyoruz. Peki, anlaşmazlıkla. Peki şunu sormak istiyorum. Örneğin ben çevremde de birçok insanla konuştuğumda baktığımda herkesin ortak derdi, ortak zorluğu insanla uğraşmak. Evet. Peki bu bizim insanımızdan kaynaklı mı yoksa sistemin getirdiği bir şey insanlara empoze mi ediliyor? Aslında çoğunlukla insandan kaynaklı oluyor. Çünkü bizim normalde hiçbir problem çıkmadan yapılabilecek işler. Evet, açtığımız mağazalar oluyor, yaptığımız işler oluyor. Yani burada illaki hani bir sistem, tabii ki bir işleyen bir sistem var ama bu noktada o sistemi ilerletmek ya da işte en kaba tabiriyle çomak sokmak işleyen sisteme sizin elinizde. Dolayısıyla ben biraz daha insan ilişkilerinde bittiğini düşünüyorum işin. Peki güzel yanı nedir işinizin? Güzel yanı aslında network'ünüz çok genişliyor bu durumda. Çünkü çok fazla yatırımcıyla görüşüyorsunuz, çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Ve aslında bence somut bir eser ortaya koyuyorsunuz. Sonuçta bir mağaza açıyorsunuz ve o mağazanın iyi işlediğini, iyi cirolar çıkardığını görmek sonuçta size keyif veriyor. Evet. Bu bir saha iş, saha görevi aslında. Ben saha görevini çok seven bir insanım. Masa başı işi bana göre değil. Dolayısıyla çoğunlukla sahada görevli olduğum için bu iş bana çok daha fazla keyif veriyor açıkçası. Şimdi son cümlenizde şunu söylediniz. Masa başı bana göre değil. Evet. Ben saha insanıyım dediniz. Evet. Peki bu alanda çalışmak isteyen insanlar, yeni mezunlar ya da bizi izleyen öğrenciler, yolun başında olan insanlara neler söylemek istersiniz? Bunlarda hangi özellikler olmalı? Şöyle söyleyeyim, yani tabii ki bizim mesleğimiz de dışarıdan baktığı zaman pek çok diğer meslek gibi cezbedici gelebiliyor insanlara ama öncelikle her meslekte olduğu gibi bizim mesleğinde zor tarafları var. Öncelikle bunların araştırılıp iyi tespit edilerek bu işe başlanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Sonradan ortaya çıkabilecek sıkıntıları ve pişmanlıkları önleyebilmek adına. Çok fazla seyahat eden bir görev aslında bizim görevimiz, mesleğimiz. Sürekli sahadayız. Hatta şehir dışı, yurt dışı şirketine göre olabiliyor. Sürekli dışarıda olmak tabii ki herkes için kolay olmayabiliyor. İnsanlarla uğraşıyorsunuz, kamu kurumlarıyla uğraşıyorsunuz. Çalıştığınız sektöre göre işte mağaza açıyorsunuz ama bir atıyorum gıda sektöründe olabilirsiniz, tekstil sektöründe olabilirsiniz. Evet. Çalıştığınız sektöre göre mağaza yeri bulmanız, o büyüklükte mağaza bulabilmeniz de zorlaşıyor. Dolayısıyla insan ilişkilerinde kuvvetli olması, saha görevini seviyor olması ve hevesli olması açıkçası gerekiyor bu işe başlayacak arkadaşların öncelikle. Çok güzel. Pekala, geleceğe dair planlarınızı sorsam neler söylersiniz? Az önce söylediğim gibi sektörden sektöre değişiyor. Ben mesela şu anda 2023 yılında Türkiye'ye giriş yapan Danimarka menşeli bir mobilya firmasının kiralama müdürlüğünü yapıyorum. Aslında benim çalıştığım şirketin vizyonu mobilyayı, daha doğrusu İskandinav tasarımlı mobilyayı mümkün olabildiğince çok müşteriye ulaştırabilmek. Dolayısıyla genişleme, yani İngilizce'de expansion olarak belirttiğimiz genişleme modeli, yani mağaza açarak büyüme hedefi benim çalıştığım şirketin olmazsa olmaz hedeflerinden bir tanesi. Dolayısıyla en kısa zamanda doğru yerlerde doğru mağazaları açarak bizim şirketimizin sunduğu ürünleri en fazla sayıda müşteriye ulaştırabilmek ve mağaza sayımızı mümkün olduğunca genişletebilmek. Peki şu anda Danimarka menşeli bir firmada faaliyet gösteriyorsunuz. Şu
şunu da sormak istiyorum. Türk menşeli firmalarla yabancı menşeli firmalar arasında gözlemlediğiniz farklar neler? Yani en büyük fark aslında tabii özellikle ilk defa Türkiye'ye giriş yapan bir firma için buradaki koşullara alışması çok zor, adaptasyon çok zor oluyor. Şimdiye kadar mesela 1979 yılında kurulmuş bir firma bizim firmamız, evet. Ve o tarihten bu zamana genel olarak Avrupa'da iş yapmış bir firma ve Avrupa'daki işte ekonomik koşullar, müşteri alışkanlıkları, piyasa şartları çok farklı Türkiye'den. Dolayısıyla yabancı firmalar Türkiye'ye ilk girdiklerinde biraz adaptasyon zorluğu yaşıyorlar açıkçası. Hı-hı. Türk firmalarında tabii böyle bir durum söz konusu değil. Yani insanlar birbirini yakından tanıdığı, nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını, nasıl konuşacaklarını bildikleri için Türk firmalarının bu konuda biraz daha avantajı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki yabancı firmaların da şöyle bir avantajı var. Bizim aslında Türk yatırımcılarımız yabancı firmalara daha güvenle bakıyorlar. Çünkü daha eski firmalar, daha köklü firmalar, daha fazla mağaza sayıları var, daha büyük cirolar çıkartabiliyorlar. Bu konuda aslında bizim o noktada da bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Hem avantajlar hem de dezavantajlar mevcut. Evet. Pekala Tolga Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Daha önce de belirttiğim gibi aslında bu sektör, bu meslek dışarıdan bakıldığında çok cezbedici gözüküyor. Ama dediğim gibi çok, yani diğer mesleklerde olduğu gibi zorlukları da var. Bunların bilinerek bu işe girilmesi öncelikli tercih olması lazım bence. Ama çok keyifli bir iş. Hevesli ve zorluklarını, keyifli yanlarını bildikten ve bunların bilinciyle bu mesleğe girdikten sonra bu mesleği yapmak çok keyifli. Keza ben 13 yıldır aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve inşallah uzun sürede bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok güzel Tolga Bey. Hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz kiralama müdürü ve şehir plancısı Tolga Kayacan'dı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.